or her, or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Kyle Must programıyla intro yapma ve videolarda düzenleme ile ilgili efektlerin nasıl kullanıldığını, nasıl yapıldığını birlikte örneklerle yapıp anlatmaya çalışacağız. Öncelikle indirme ile başlıyoruz. Kyle Must programını Play Store'a girerek ismini yazıp aratmadan aratıp rahatlıkla indirebilirsiniz. Herhangi bir özelliği yok, indirmede bir sıkıntısı yok. Rahatlıkla indirebileceğiniz, herkesin indirebileceği bir şey. İndirdiğimiz için logosuna ikonuna tıklıyoruz. Kyle Must programımız açılıyor. Evet, açılışta şöyle bir arayüz geliyor. Arayüzde şurası programın alışveriş yapıldığı mağazası. Şurası oynatma yeri, videoların oynatıldığı, çıkarılan videoların oynatıldığı yer. Şurası da hızlı video düzenleme, kesme, montajlama ile ilgili kısım. Yani çok montaj yap, kesim ve montaj yapacaksak şu bölümü kullanmamız gerekiyor. Buralarda ayarları. Şurayı pek kullanmıyoruz. Yani varsayılan ayarları kullandığımız için çok kullandığımız bir bölüm değil. Bizim anlatacağımız ve göreceğimiz bölümü esas şu bölüm. Evet, yeni bir proje açıyor. Bu projedeki işte seçenekler var. 3 seçenek. Kare şeklinde, düz, yatay. Biz yatayı tercih ediyoruz. Videonun da daha güzel bir görünüm olması için. Evet, yeni sayfamız açıldı. Yeni projemiz açıldı. Burada bahsedeceğimiz konular, şurası ayar kısmı. Yine video ayarı, ses ayarı ve düzenleme ayarları var. Yine varsayılan olarak bırakıyoruz. Ayarlarda çok uğraşmıyoruz. Şurası video, ses dosyalarının konulduğu çubuğun işte tam ekran yapılıp kullanım esnasında faydalı olabileceği zaman açıp gerekmediği zaman kapatılabilen bir bölümü. Şurası başa alma. Videoyu en başa alıyoruz. İlerlere gittiğimizde en başa alıyoruz. Şuralardan da şuradan medyamızı alıyoruz. Şurası geri ilk sayfaya, açılış sayfasına geliyor. Buradan katmanlar ekliyoruz. Şu an aktif değil. Video ve şey atmadığımız için, başka bir materyali atmadığımız için aktif değil. Şuradan ses ekleyebiliyoruz videoya. Şurası ön izleme için. Burada da yine müzik ve ses dosyaları ekliyoruz. Burada kendi sesimizi ekliyoruz. Ses kaydı yaparak ekliyoruz. Burası da ön izlemenin yapıldığı yer. Evet, şimdi başlıyoruz. Önce bir medya seçelim. Intro ile başlayacağız. Intro şeyi olarak, dosyası olarak şurada bir videomuz var. Bir ışık dansı videomuz var. Onu seçiyoruz. 720 diyor. Şuradası işte şimdi işimize yarayacak. En sonda olduğu için en başa alıyoruz. Evet, en başa geldi. Şimdi kesme yapacağız. Çünkü uzun bir... Yani şunu alalım. Üzerine tıkladığımız zaman aktif oluyor. Yapacağımız işlemler burada aktif oldu. Evet. Kes diyoruz. Sol tarafını kes, sağ tarafını kes. Üstteki sol tarafını kesti işaretliyoruz. Sol tarafını kestik. Nasıl olsun? Bu görüntüyü mü çekelim? Bu görüntüyü yapalım. Şu görüntü daha güzel. Ateş görüntü. Tamam, şimdi ayarladık. Üzerine tıklıyoruz videonun. Sağ tarafı kes diyeceğiz. İkinci seçenek. Kestiğimizde sağ taraf kesildi. Videomuzu eklemiş olduk. Intro için videomuzu hazırladık. Şimdi iki şekilde yapabiliriz. Şuradan yazı alıp yapabiliriz. Evet, yazı biraz şey oluyor. Ha, şuradan ayarlama yapabiliyoruz. Animasyon ekleyebiliyoruz. Animasyonları gösteriyor, yanıp sönen. Evet, gidip gelen. Bunu işaretleyelim.
tane buraya attık. Birkaç şey göstereceğim. Bir de Photoshop'ta değişik yazı stilleriyle yazı almıştım. Bakalım. Evet, burada değişik renk ve yazı stilinde hazırlamıştım. Ona uygun bir şey bulayım. Buna da bir animasyon ekleyelim. Bunu Photoshop'ta PNG formatında yaptım. Daha güzel gözüksün, daha güzel yazı olsun diye. Evet, şeylere atıyoruz. Animasyonlarını atıyoruz. Sağdan sola, soldan sağa. Evet. Aynalar. Dön aşağı, sağa, dönme. Bunda dönme yapalım. Evet, üçünü bir araya getirdik. Yazılarımız tamam. Yani bunu daha değişik şekillerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben örnek olsun diye bunu bu şekilde yapıyorum. Şimdi bir de buna müzik ekleyeceğiz. Ve atadık. Şimdi bakalım. Onaylıyoruz. Intro'nun arka fon müziğini de atamış olduk. Şimdi ön izleme yapıyoruz. Şimdi videomuzu ekleyeceğiz. Medya yazan yere tıklıyoruz. Videomuzu alıyoruz. Sesini ayarlıyoruz. Sesini buradan ayarlıyoruz. İstediğiniz şekilde. Şimdi videomuza, videomuzdan önce başlık yazacağız. Başlığımızı nereden? Şu katmanlardan tıklıyoruz. Yazı kısmına girelim. Ekledik. Buradan ayarlıyoruz. Yazının üzerine tıkladığımız zaman seçenekler çıkıyor. Evet, yazı stili. Yazı stili seçtik. Animasyon bekleyebiliriz. Evet, animasyonu beğendik. Onu bekledik. Videoya efekt eklemek için böyle önce bir kesiyoruz. Üzerine dokunduğumuz zaman seçenek çıkıyor. Kes makas işaretine tıklıyoruz. Böl diyeceğiz. Yani bu tür şeylerde bölmeyi kullanmamız gerekiyor. Böyle bölüyoruz. Bir bölüm daha yapalım. Burada uygulayacağımız efekti şöyle üzerine tıkladığımız zaman hızdır. Klip grafikleri diyor. Klip grafiğinden bakalım. Çok var. Şu biraz renkli duruyor. Bunu yapalım. Evet, yukarıdan aşağı. Evet, böyle hareketli. Böyle şeklinde. Başlık metin buraya girin diyor. Aslında bunu şu en başa uygulayabiliriz, değil mi? Efekt uygulayacağız. Klip grafiklerinden şundan yapalım. Altına yazabiliriz. Yani metni yazalım. Başlığımızı bu şekilde ekliyoruz. Buraya gelelim. Sadece bu efekti ekliyoruz. Ekle dedik, onayladık. Devam ediyoruz. Şuraya da farklı bir şey ekleyeceğiz. Yani bu şekilde istediğimiz kadar efekt ekleyebiliriz. Efektleri görebilmek için ben seçiyorum, ekliyorum. Mesela hız diyor. Hızını, bunun videonun hızını belki burada gözükmez ama hızlandıralım.
şöyle kaydırarak 2x'e getirdik. Biraz kısa ama şeyimiz. Tamam. Onaylayalım. Bakalım. Bir şey olmaz. Ben de farklı bir efektler ekliyorum. Kesmek için gelelim. Yine böldük. Sağ taraf, sol taraf kırpma yerine bölme yaptık. Şimdi bu dönme efekt ekleyeceğiz. Hız dedik, döndürme, ikizleme. Ne yapabiliriz? Döndürmeden dikine nasıl istersek videoyu döndürebiliyoruz. Yani efektler bunlar. İhtiyaç olduğu yerde yapılabilir. Biz sağ taraftan sol tarafa geçti. Bu efekti uyguladık. Şimdi şuradaki videoya parça daha kesip bir efekt daha uygulayalım. Renk efektleri. Sadece gösterelim mesela. Siyah beyaz yapmak istersek siyah beyaz yapabiliyoruz. Daha farklı renkler yapılabilir. Evet. Renk seçenekleri çok. Böyle efektler de verilebiliyor. Renk ayarları diyorum. Burada da yine renk ayarlıyoruz. Başka neler var? Renk o şekilde. Efekt verici olduğumuzda burayı kullanıyoruz. Filtreler, ses değiştir. Mesela seslerde ince, robotik, derinden gelen ses değiştirici modülleri var. Benim değinmek istediğim konu şu katmanlar. Ayrıca değinmek istediğim, burada da efektler var. Evet, bu efekt. Blurlaştırma, morsiklik, bu da piksellere ayırma. Dikkat ederseniz şurada piksellere ayrıldı. Evet, bunu da geçiyoruz. Yer paylaşım var. Yer paylaşımda ne? Evet, şöyle görüntüler ekleyebiliyoruz. Ne ekleyelim mesela? Heyecanlı, sevinçli, biraz korkmuş bir efekt ekleyebiliriz yine. Üzerine tıkladığımızda düzenleme yapabiliyoruz. Küçültme, büyütme. Kaydırmak için de şöyle koyuyoruz. Bunları da yapabiliriz. Burada tabi bunlar da çevirme. Bunlara da ayrıca efekt uygulayabiliyoruz. Bir efekt uyguladık. Bunun dışında başka uygulayacağımız özellik olarak kalem var. Kalemde ne var? Mesela şöyle işaretler, çizimler. Yani şöyle işaretler koyabiliriz. Bunu siliyoruz. Kalemin inceliğini, kalınlığını ayarlıyoruz. Renk de var. Mesela ince bir ayar yapalım şöyle. Rengini ayarlayabiliriz. Rengini mesela beyaz yaptık. Pek belli olmadı ama silgiyi de alıp siliyoruz. Evet, bunlar da işaretleyeceğimiz zaman kullanabileceğimiz bir özellik. Kullanmayacağımızı da şöyle dokunup silgiye basıp silebiliyoruz. Fon müziği ekleyeceğiz şimdi. Fon müziğimizi de eklersek bir de bitiş yazısı yazıp bu şekilde çıktı alacağız. Fon müziği için buraya geldik. Müziklerimize giriyoruz. Okul müziği çocuklar için
konserde olacak bakalım. Yetti. Tamam, buradan keselim bunu. Üzerine tıklıyoruz. Bunda kesmeden ziyade birleştirme var şu şekilde. Kaydırarak, ucundan tutup kaydırarak saltıyoruz. Evet. Ucuna kadar. Ve sonuna da bir resim eklemek istiyoruz. Ya da herhangi bir yazı ekleyebilirsiniz. Yazı yazalım. Buraya uygun resim yapılarak konulabilir. Yazısında kendi isteğimize göre ayarlayabiliriz. Konum çıktısını almak için de buradan tıklıyoruz. Burada çözünürlük, dış aktarma ve paylaşım diyor. Çözünürlük ayarları ve kare hız ayarları gözüküyor. 720'yi seçtik. Dış aktar diyoruz tekrar. Burada sene de düşebiliyor. Evet, benim bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olup like atmayı, bizlere yol gösterici olan yorumlarınızı unutmayın. Umarım sizlere bu video faydalı olur. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Cowards do that and that ain't you. You're better than that.